Bugün Afyonkarahisar merkeze bağlı Saraydüzü köyü içerisinde bulunan Poyraz ailesinin besi işletmesine misafir olduk. Hayvancılık geçmişimiz çok önceye dayanıyor. 120 başlık besi işletmesi yapıyorlar. 2 tane burada padokta hayvanları görüyoruz. Bunlar ne zaman geldi işletme? Buradaki hayvanlarımız 8 ay kadar önce işletmemize geldiler. Geçtiğimiz yılda padoklarda bulunan hayvanları farklı bir konsantreyimle beslediniz. Orada da belli bir tecrübe kazandınız. Farklı bir konsantreyimle beslerken aylık canlılık artışları kaç kilogramdı? 60-70-80 kilo gibi bir canlılık değildi yani. 60-70 kiloyu görmedim. Besi sonucunda besi performanslarını karkas olarak 20-30 kilo daha altına inmeye başlayınca akıllı yemle karşılaştık. Akıllı yemin bize göre avantajlarına baktık daha fazla. Şu anda da akıllı yeme geçtik ve tüm hayvanlarımızı akıllı yemle besliyoruz. Şimdi İsmail ve aynı zamanda bizim Afyon bayimiz. Akıllı yemleri gönderiyoruz. Akıllı yem satarken çok zorlanmıyorum yani. Anlattığımız zaman bayi ya da çiftçi arkadaşlarımıza hepsi denemek için benden ürün istiyorlar. Herkese merhabalar. Bugün Afyonkarahisar merkeze bağlı Saraydüzü köyü içerisinde bulunan Poyraz ailesinin besi işletmesine misafir olduk. Yanımda İsmail Poyraz Bey var. Babası Mehmet Poyraz Bey ile beraber burada yıllardan beri aile işletmesi olarak hayvancılık yapmaktalar. Buradaki detaylara ilişkin kısaca bilgileri not aldım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı lütfen unutmayın diyorum. Ben şimdi İsmail'e dönüyorum. İsmail abi merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, çok teşekkürler. Şöyle bir hızlı giriş yaptık, hemen hayvanlara baktık. Sizinle birkaç sohbet ettik, notlarımı falan aldım. Hayvancılığa abi ne zaman başladınız? Aile olarak neler yaptınız bugüne kadar? Kısaca bir özetleyebilir misiniz? Hayvancılık geçmişimiz çok önceye dayanıyor. Özellikle tabii ben hatırlamıyorum ama bu işletmeye gelişimiz, burayı yapışları 2000 yılıyla başlıyor. 2000 yılıyla kapalı işletmemizi yapıyorlar. 120 başlık besi işletmesi yapıyorlar. Daha sonra kendimiz bunu açık olarak 2008-2010 yılları arasında revize ettik. 2000 yılından 2010 yılına kadar kurbanlık hayvanlarımızı yapıyorlar. Sonrasında Sağmal İnek, Holstein ve Simantel şeklinde işletmemizi geliştirdik. Çok güzel. Belli bir süre damızlıktan gittiniz. Yani önce besi, sonra damızlık, sonra damızlıkları tekrardan elden çıkartma durum kararı aldınız. Evet, çünkü damızlıkla ilgili şöyle bir sıkıntımız vardı. Biraz daha fazla işçilik, zahmet isteyen bir şekle girmişti. Halihazırda şu an salım sistemlerimiz, yem karma makinelerimiz onlar da mevcut olmasına rağmen piyasa koşulları gereği şu an besi bize daha güzel geldiği için şu anda besi hayvan üzerinde yoğunlaşıyor. Hem sirkülasyonu hızlı, hem işçiliği düşük, hem piyasası belli bir seviyede hep ilerliyor. İşte yemi ete çeviriyoruz. Etin de zaten borsalarından bir tanesi Afyon. Aynen ciddi öyle. Anlamda burada ileri et teknolojisi, yani ileri et işleme üniteleri var. Kesimhaneler var, sucuk yapan yerler var filan. Ciddi anlamda Afyon deyince sucuk zaten geliyor aklımıza. Afyon bu konuda gelişmiş bir şehirler arasında. Aynen öyle. Burada siz mesela danaları kime kestiriyorsunuz? Nasıl pazarlamasını yapıyorsunuz? Herhangi bir müşteri sıkıntısı çekmiyoruz. Et entegre tesisleri, kesimhaneler, sucukçular, harici, işte baskül bu hayvanların ticaretini yapanlar. Yani olmuş kesime gelmiş danayı bile baskül şeklinde alıp İstanbul'a ya da yakın çevrelere gönderip orada kesimini yapan firmalar var. Çok güzel. O dönemde çağırıyoruz. Hangisiyle anlaşırsak, hangisi bize daha cazip teklif verirse o şekilde anlaşıyoruz. Danalarımızı elden çıkarmış oluyoruz. Açık ihale usulü geliyorsun, teklif veriyorsun, gidiyorsun. En son arkadan bir telefon ediyorsunuz. Kardeşim, aynen öyle. Sende kaldı bu iş. Gel al hayvanı git. Aynen. Buna yakın şeyler oluyor. Çok güzel abi. Sonrasında tabii siz zaman zaman kurban piyasasına da hitap ediyorsunuz. Belli bir kurbancı müşteriniz var. Yani tüketici olarak. Evet. Ondan biraz bahsedebilirsiniz. Özellikle Ramazan bayramından önce kurbanlık alımlarımızı yapıp kurban bayramına kadar kuru şekilde besleyip kendi müşterilerimiz de var. Onlara bu kurbanlıkları veriyoruz. Burada kendi kesimhanemiz de var. Orada kesimlerini de yapıyoruz isteyen müşterilerimize. Çok da memnun kalıyorlar. Her sene yanına müşteri ekleniyor kurbancılıkta da inşallah. Çok güzel. Gayet güzel. Şimdi abi bu iki tane burada padokta hayvanları görüyoruz. Bunlar ne zaman geldi işletmeye? Bu yan taraftakiler ne zaman işletmeye geldi? Buradaki hayvanlarımız 8 ay kadar önce işletmemize geldiler. Tamam. Buradakiler daha karışık. Ortalama 1-2 aylık işletmeye yeni katılanlar tamam. Şeklinde diyebiliriz. Ağırlıklı Holstein olarak evet, geçiyor. Bir iki tane Akbaş var, Simentel var bir tane. O şekilde. Şimdi bunları beslerken abi nasıl bir yol izliyoruz? Kaba yem olsun, konsantre yem olarak nasıl bir besleme şekliniz var? Kaba yem olarak saman ve yoncamız var. Tamam. Bir miktarda yulafımız var. Tamam. Yan tarafta da şeyleri mevcut. Bunlar hepsi haşbay. Haşbay hepsi.
Yoncamız zaten kendimiz yapıyoruz. Bol yapraklı dönemde biçip daha ince iken veriyoruz. Tamam. Haricinde kesif yem olarak arpa ezmemiz çuvallarımızda. Bu da kendi tarlarımızdan kalkan ürünümüz. Kendi mahsulünüz. Şöyle aynen gösterebiliriz. Aynen. Kendi bunu mahsulümüz. Kırma olarak ya da ezme olarak yapıyorsunuz herhalde. Aynen aynen. Burada bir makinamız var. Tamam. Kendiniz burada işliyorsunuz. Kendimiz işliyoruz. Tamam. Arpayla beraber akıllı yemimiz var. Akıllı besi yemimiz. Tamam. Akıllı besi yemimiz de burada. Ölçek kaplarımız da burada. Ölçek kapları belli. Siz bunları standartize etmişsiniz. Aynen. Daha önceden tarttık. Nereye kadar işte gelirse kaç gram olur. Hayvanlara evet belli bir istikakı ayarlıyorsunuz. Evet. Ayarlıyoruz. Çok güzel. Şimdi İsmail Bey aynı zamanda bizim afyon bayimiz. Burada yaklaşık bir aydan beri akıllı yemleri gönderiyoruz. Hem kendi hayvanlarını doğrudan kullanıyor hem de yakın çevrede bu yemleri siz tavsiye ediyorsunuz ve temininde bize yardımcı oluyorsunuz. Şimdi... Evet, şöyle afyon ve çevre illeri ya da yakın ilçeleri geziyorum. Gezdiğim zaman akıllı yem ve aynı zamanda gübrede satış yapıyorum. Öyle bir şeyimiz de var. Akıllı yem satarken çok zorlanmıyorum yani, anlattığımız zaman bayi ya da çiftçi arkadaşlarımıza hepsi denemek için benden ürün istiyorlar. Hatta birkaç yere de bu hafta siparişlerim var. Giderken onları da yanımda arabamla götüreceğim, bırakacağım. Onlar da deneyecekler, farkı görecekler inşallah. Çok güzel. Yani hem burada kendi hayvanınızı kullanırken hem de yakın çevredeki üreticilere tavsiyede bulunuyorsunuz. Burada da işin püf noktası, elinde tahılı olan, kendi böyle işletmesine küçük bir ezme ya da kırma makinesi bulunan, haşpay saman otu olan bir işletme için dışarıdan sadece protein kaynağı olarak akıllı yem alması yeterli oluyor. Buğday kepeği ağırlıklı bir besi yemi almasına gerek kalmamış oluyor. Hem hammallık kısmından kurtulmuş oluyorlar. Evet. 50 kilo bir çuval kaldırmak da zor. 20 kilogram ürünü bir kadında, bir çocuk da kaldırabiliyor çok rahatlıkla. Çok rahat beslemesini yapabiliyoruz zaten. O da bizim için ayrı bir avantaj oluyor. Aynen öyle. Pratik bir şekilde. Evet. Şimdi geçtiğimiz yılda bu padoklarda bulunan hayvanları farklı bir konsantre yemle beslediniz. Orada da evet belli bir tecrübe kazandınız. Bu yılda akıllı besi yemi gibi bir konsantre yemle hem besleme hem de bayiliğini alma düşünceniz oluştu. Geçen yılki konsantre yeme ilişkinde tecrübenizi aktaracak olursak, burada dem vuracak olursak ne gibi tecrübeler yaşadınız? Onları da bir miktar bahsedebilir misiniz? Geçen seneki erkek besi hayvanlarımızı dediğimiz gibi farklı bir konsantre yemle besledik. Besi sonucunda besi performanslarını karkas olarak 20-30 kilo da beklentimizin üzerinde geldi. Böyle olunca zaten gelişimleri de çok hızlıydı, gözle de görülüyordu. Çok memnun kaldık. Tabii bu işi araştırmaya, daha da altına inmeye başlayınca akıllı yemle karşılaştık. Akıllı yemin bize göre avantajlarına baktık daha fazla. Şu anda da akıllı yeme geçtik ve tüm hayvanlarımızı akıllı yemle besliyoruz şu anda. Evet, dediniz ki geçen yıl farklı bir markayla besleme yaptık. Evet. Bu yılda akıllı yemle besleyelim. Aradaki yine tecrübeyi bir daha birinci elden görmüş olalım. Evet. Tartım da yapabiliyorsunuz. Teraziniz de var burada. Bunları şimdi ilk başlangıç tartımları falan yaptık. Ondan sonra geçiş safhası bitti. Ve şu anda her ay düzenli bir şekilde tartımını gerçekleştireceğiz. Evet, tartımızı, baskülümüzü yeni aldık. Önceki ay tartımlarını yaptık. Bir ay sonra tekrar tam bir aylık noktada tartımlarını yapacağız. Hayvanlarımız aylık olarak ne alıyor? Hem onu görmüş olacağız. Evet. Hem de işletmemize yemimizin faydası nedir? Ona da bakmış olacağız, değerlendireceğiz inşallah. Aynen öyle. Geçtiğimiz yıl farklı bir konsantre yemle beslerken aylık canlılık artışları kaç kilogramdı? Ne kadar bulmuştunuz? Yani tahminen bir şey besi sonucuna göre söyleyebiliyoruz. Ortalamaya böldüğümüz zaman aylık 50 kilogram civarında Holstein hayvanlarımızda canlı ağırlık artışı olduğunu gözlemledik. Anladım. Gözle görülebilir bir şekilde. 60-70-80 kilo gibi bir canlı ağırlık değildi yani. 50 kilo civarında. 50 kilo. 60-70 kiloyu görmedik. Evet. Bu yılda akıllı yemle ilişkin bilgileri peyderpey paylaşmış olacağız. İnşallah. Sizlerle. Bunun haricinde abi işletmenin biraz fiziksel özelliklerine de bakacak olursak, şimdi normal bir büyük ahırın yan tarafına bir sundurma gibi bir şey yapılmış uzun. Onun altında bu yemlik yolu bulunuyor, bulunduğumuz yer. Onun alt tarafında da yine şöyle bir kavisli bir barınak tipi var. Hem kar yağdığı zaman kayması için, ondan sonra hem de hayvanların işte güneş ışığından ya da soğuk kırağından korunması için yapılmış. Donma sulukları görüyorum ben aşağıda. Evet. Bir de bu birinci zemin kısmı var, bir de ikinci zemin kısmı var. Bu beri taraftaki beton zemin. Evet, beton zemin. Diğer taraftaki de?
Orası da parke taşı. Parke taşı şeklinde bir zemin kısmı var hayvanların. Şu an gayet iyiler. Ayak problemleri falan oluşmuyor. Çok şükür bir sorunumuz temizlik yok. Temizlik sorunu olmuyor. Temizlik sorunumuz da olmuyor. Şimdi burada bizim şöyle bir avantajımız var. Hafif aşağı doğru işte hayvanlarının gübresinin akacak yönüne doğru bir eğimimiz de var. Evet. Hayvanlar zaten gelip gitmeyle beraber gübresini de aşağıya taşımış oluyor. Buraya da burayı yapış amacımız da ilk önce bu sundurmamız vardı. Tabi Afyon bölgesi kışı sert geçen bir bölge. Hayvanlarımıza yeterli gelmedi. Sonra kendi el becerimizle kendimiz bunu yaptık. Tamam. Maliyet uygun olması açısından. Altlarına da parke taşı koyduğumuzda çok memnun bir şekilde şu an besiciliğimizi yapıyoruz. Çok güzel. Pratik bir şekilde barınak koşullarını da yapılandırmışsınız. Daha da iyileştirmeye çalıştırdık inşallah. Evet, çok güzel. İsmail Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı abi? Bu noktada akıllı yemeğe ilişkin teveccühler iyi dediniz. Yakın çevrede hangi ilçelere şu ana kadar ziyaret ettiniz? Hangi ilçeleri gezmeyi planlıyorsunuz? Sizi izleyen mesela bu yakın çevredeki hangi ilçelere kişiler arayıp sizden ürün isteyebilirler? Afyon'umuzun 17 tane ilçesi var. 17 ilçeye de haftalık olarak olmasa bile 10 günde bir uğramaya çalışıyorum. Tüm ilçelere gidiyorum. Oradaki şu anda çalışmaya başladığımız çiftçilerimiz de var. Onlardaki gidişat da aynı zamanda yerinde takip ediyorum. Aynı zamanda bize yakın olan ama Kütahya il sınırları içerisinde olan Altıntaş bölgesiyle de çalışıyoruz. Orada da var birkaç tane çiftçimiz. Şu an onlar da deneme aşamasında. Ama ben memnun kalıp bize yol yürüyeceklerine hepsine inanıyorum inşallah. Evet. Bu bölge zaten tahılın yoğun ekildiği coğrafya. Burada ne gibi tahıllar var? Arpa, buğday gibi, çavdar, tırtıkale, mısır falan var mı? Bu bölgede arpa ve mısırı çok rahatlıkla herkes ekiyor. Çok rahat bulunabiliyor. Herhangi bir şey yok. Nakliyesi vesairesi. Çünkü bölgemizde yetişen ürünler. Aynı zamanda buğday da yetişiyor. Yulaf ve tirtikale biraz daha onlardan geride ama onların da ekimi yapılıyor. Ama en çoğuna baktığımız zaman mısır ve arpa diyebiliriz. Çok güzel. Biz de zaten işletmelerden arpa ve mısırın bulunmasını, haşbaş zamanının olmasını istiyoruz. Mümkün olursa tabii yulaf otu, yonca otu gibi otlar da bulundurulabilir ama haşbaş zaman artı arpa dahi bir besi hayvancılığı için yeterli oluyor. Onun yanında bir de akıllı besi yemi. Ve bir hayvan 6 aydan alıp 16. aya kadar 10 ay boyunca sadece 11 torba yem alınması yeterli oluyor. 220 kilogram şeklinde. Bunun da maliyeti bugünkü meblağlara vurduğumuz zaman 5,5-6 bin lira arasında değişiyor. Tabi zamlar geliyor maalesef ama. Maalesef. Ya yine de diğer standart yemlere de bu zamlar yansıyor. Her sektörde var o şu anda. Mutlaka. Ama dışa bağımlılığınız 6 bin lirayla sınırlı kalmış oluyor. Bunun karşılığında 60-70 bin liralık bir baskül et yani baskül canlılar kazancı çıkmış oluyor 500 kilo ortalama. Şimdi biz daha önceden bu farklı ya da akıllı yem konsantre besi yemleriyle karşılaşmadan önce arpamızı satıyorduk, mısırımızı satıyorduk. Fabrika yemini tüccarlardan ya da bayilerden alıyorduk. Gün sonunda danalarımızı ya da kurbanlıklarımızı satıp kestirdiğimizde aldığımız paranın büyük ölçüdeki miktarını bayiye vermek zorunda kalıyorduk. Çünkü çok ciddi miktarlarda borçlanıyorduk. Şu anda söylediğiniz gibi bizim öyle bir artık borç şeyimiz bile kalmıyor. Çünkü 11 torba besi yemiyle, akıllı besi yemiyle hayvanlar besi sonuna geliyor. Dolayısıyla bu da bizim maliyetlerimizi düşürüyor. Kesim sonunda da elimize baktığımız zaman güzel bir kazancımız kalmış oluyor. Kesinlikle. Olayın özeti budur. Yani az yem, çok daha fazla kendi ürettiğiniz tahılların kullanımı ve kendi samanınız, otunuz. Bu şekilde hayvancılık yapmak her zaman kazandırır. Evet. Bu noktada bizim de tavsiyemiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz abi. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Hem çiftliği açtınız bize hem bayilikle alakalı bölgede beraber çalışıyoruz. Nice yıllar inşallah işbirliği yaparız. İnşallah. İzleyenlerden de Afyon bölgesinde olanlar sizin telefonunuzla paylaşırız. Doğrudan sizi ararlar. Ürün temini için ya da işte bilgilendirme için size ulaşacaklardır. Her zaman yardımcı olmaya çalışırız inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim ben de. Sağ olun abi. Evet. Poyraz Tarım, İsmail Poyraz ve Hasan Poyraz Babaoğlu'nun işletmesine misafir olduk. İsmail Bey'e ulaşabilirsiniz. Akıllı besi yemlerini ya da akıllı yemlerin ya da doktor derman ürünlerin diğer ürünleri için sizlere talepte bulunabilirsiniz. Bizler yine Afyon'da besicinin merkezinde olan bir aile işletmesine misafir olduk. Burada ekonomiye daha fazla tahılın sokulup daha az yemle hayvan beslemesinin nasıl yapıldığına ilişkin bir
işletmeyi daha sizlerle ekranlara taşımış olduk. Unuttuğumuz bir yer varsa, merak ettiğiniz bir yer varsa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. yemsipariş.com'u hemen inceleyerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Ücretsiz teknik destekle de sizlere hizmet vermekteyiz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.